27 Ekim akşamında kabine toplantı halinde 3 haftadır toplanmıyordu. 3 haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi sarayda toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması bekleniyor. Şu an toplantı halinde olan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde. Bir süredir lokanta, kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşı yaptırmayanlara ayrı yer ayrılması ve test zorunluluğunun AVM'leri de kapsaması gibi önlemler görüşülüyor. Bunlar sunulacak muhtemelen kabinede de. Başta gıda ve kira olmak üzere fahiş fiyat artışları da gündemde. 5 süpermarket zinciri için ne yapılabilir? Onu ele alacaklar. Ayrıca Afganistan'da başlayan Taliban dönemi, göç tehlikesi, Suriye'de, İdlib'de yaşananlar ve bu hafta çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya yapacağı, Rus lider Putin'le görüşmek üzere Rusya'ya yapacağı ziyaret de ele alınacak. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nden elimiz boş dönmüştük ve rotayı bir kez daha Moskova'ya, Kremlin'e kırdık ama Rusya'da Türkiye'nin kontrolündeki bölgede, Suriye'nin kuzeyinde operasyonlarını sıklaştırdı. Putin'in istedikleri var, bizim istediklerimiz var. Gözler çarşamba günü yapılacak, Kremlin'de yapılacak görüşmede. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Hepimizi ilgilendiren önemli bir karar alınmışsa kabinede elbette biz de size duyuracağız efendim. Haftaya siyaseti konuşarak başladık. Zira Cuma akşamı izlemişsinizdir. Hafta sonu bolca konuşuldu. Genel yayın yönetmenimiz Suat Toktaş'a İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanlığına aday olmadığını açıkladı. Ben başbakanlığa adayım diyor Meral Akşener. Yani Millet İttifakı seçimi kazanacak, güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönülecek. O sistemde etkili başbakan adayıyım diyor. Ve bu açıklamayı takip eden çok fazla açıklama oldu. Hafta sonunda her kafadan ses çıktı. Peki Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun öne çıktı ismi. O mu olacak yoksa başka biri mi olacak? Bunlar konuşulurken pazartesi günü de HDP'den bir açıklama geldi. Halkların Demokratik Partisi 2023'te yapılacağı söylenen, ben 2022'de yapılacağını düşünüyorum seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerinde 11 maddeden oluşan tutum belgesini açıkladı. Belgeler, bu tutum belgesi daha doğrusu kurallar üzerinden. Şimdi haberde izleyeceğiz. Pervin Buldan çok önemli şeyler söyledi. Cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirmek istiyoruz. Herhangi bir ittifakta da yer almayacağız diyor. Bir haberi izleyelim, üzerine konuşalım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ve bu sistemi besleyen yapıları değiştirmek istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde İlkesel buluşmaların gerçekleşmesi HDP seçmenlerinin ülke geleceğinde anahtar bir role sahip olmaları nedeniyle güncelmiş. HDP tutum belgesini açıkladı. Adına adalete, demokrasiye, barışa çağrı deklarasyonu dedi. HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın açıkladığı deklarasyonda demokratik parlamenter sistem vurgusu vardı. Millet İttifakı sık sık parlamenter sisteme dönüşü vaat ediyor. HDP de net cümlelerle adını koymuş oldu. Amacımız bütün kuvvetleri ve nihai karar yetkisini tek adamla birleştiren bu otoriter ve tepki sistemin yerine güçlü demokrasinin, çoğulcu demokratik sistemin tesis edilmesini sağlamaktır. İster HDP'li, isterse başka bir aday olsun. İsimler yerine ilkelerin ve yöntemlerin tartışılmasının gerekli olduğu inancındayız. Demokratik dönüşüm şahıslar aracılığıyla değil, ilkeler ve yöntemler üzerinde müzakere ve mutabakat yoluyla gerçekleşebilir. Güçlü demokrasi, tarafsız yargı, Kürt sorunu, barışçıl dış politika, ekonomi, kadın, doğa ve gençler başlığıyla 11 maddelik tutum belgesi kamuoyuyla paylaşıldı. Cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirmek istiyoruz dedi HDP. İttifaklar konusundaki tutumu da merak konusuydu. O cümleler de net. Herhangi bir ittifak içinde yer alma anlayışımızın olmadığını açıkça vurguluyoruz. Toplumsal ve siyasal muhalefet, emek, kadın ve gençlik hareketleriyle en geniş birlikteliği ve ortak mücadele zeminini büyütme ve bu yoldaki güçlü yürüyüşümüzü sürdürme kararlılığındayız. HDP'nin hazırladığı tutum belgesinde Kürt sorunu da vardı. Türkiye'nin çözmesi gereken en köklü sorunu Kürt sorunudur.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunu vardır, çözüm yeri meclistir sözleriyle başlamıştı polemik. HDP de meclise işaret etti. Parti açısından tartışmalara noktayı koydu. Meclis, diyalog ve çözüm zeminini kurarak demokratik müzakere yöntemleriyle tüm toplum için geleceğin kazanılmasına ön ayak ve odak olmalıdır. Sivil, özgürlükçü yeni bir anayasa, gerçek anlamda bir toplumsal sözleşme, Türkiye'de yeni bir başlangıcın ve demokratikleşmenin tacı olacak. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da HDP bir Türkiye partisidir ve tüm sorunların çözümüne taliptir. Bu deklarasyon da bunun en somut göstergesidir. Hayırlı olsun mesajını paylaştı. Hem dışarıda konjonktür hem ekonominin gidişatı, 20 yıldır iktidarda olan bir partinin kendi içindeki problemler, iktidar ortaklarının MHP'nin ne tutum takınabileceği, iktidarın içindeki farklı güç odakları, yıpranmışlık hepsini bir araya getirdiğinizde 2022 yılında olabileceğini düşündüğümü söyledim erken seçimin. 2023'ü bulur mu göreceğiz hep birlikte. HDP bir ilkeler açıklaması yaptı. Bizim ilkelerimiz bunlardır açıklaması yaptı. Ama Türkiye seçim sattımı haline iyice girdiğinde ve daha sıcak haline geldiğinde, seçim mitingleri başladığında ne olup biteceğini hep birlikte göreceğiz. Mithat Sancar'ın ve Pervin Buldan'ın açıklamaları böyleydi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de cuma akşamı söylediğim gibi ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım dedi ve gözler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne çevrildi. Peki Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Hafta sonu dediğim gibi yazılıp çizilenler çok oldu. Sizin yazdıklarınızı da okudum. Ortaya atılan bazı isimler var. Gerçi her seçimden önce konuşuluyor bu isimler. Ama bekleyip göreceğiz hep birlikte. Öyle anlaşılıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu Hatay'daydı. Hatay'da muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlara söyledi sözlerini ama aslında bütün Türkiye'ye seslendi. Biz dostlarımızla iktidara yürüyoruz. Türkiye'nin sorunlarını çözmeye talibiz diyor. Demokrasinin temel taşı olarak vurguladığı muhtarlara. Demokrasinin özü vatandaşının can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Güzel muhtarlar demokrasinin temel taşı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'da muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu. En dikkat çeken cümlesinde demokrasi vurgusu vardı. Suriyeli geldi şöyle yaptı böyle yaptı diye. Kızıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Suriyelinin bir kabahati yok arkadaşlar. Suriyelileri buraya getirerek kızmamız lazım. Biz bırakmışız, bağ bırakmışız, bağcıyı dövüyoruz. Ya asıl vağa bakacaksın kardeşim. Hatay'da da Suriyeli sığınmacılar konusu gündemindeydi. AKP'yi eleştirdi. CHP lideri iktidar olduklarında Suriyelileri barış içerisinde ülkelerine göndereceklerini vaat etti. Yaşadığınız bölgede Suriyeliler de var. Çözemiyorlar. Çözemezler. Ama çözmeye kararlıyız. Bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine göndereceğiz. Ama barış içinde göndereceğiz. Kavga ederek değil. Çiftçinin sorunlarına da değindi. Dünyada tarımın stratejik bir sektör olduğunu hatırlattı. Çiftçi zarar ederse ne olur? Aç kalırız. Yanlış politika bizi nereye götürdü? Buğday dışarıdan, arpa dışarıdan, mercimek dışarıdan. Bizim karnımızı biz mi doyuracağız? Elin oğlu mu doyuracak? Sorun burada. Biz doyuracaksak oyumuzun rengini değiştireceğiz. Bir de öz eleştiri yaptı CHP lideri Kılıçdaroğlu. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç kabahati yok muydu diye sorabilirsiniz. Vardı efendim, kim dedi CHP'nin kabahati yok diye. Kusurumuz da var, kabahatimiz de var, yanlışımız da var. Ama önemli olan yanlıştan, hatadan, kusurdan ders çıkarmaktır. Aynı şeyi tekrar etmemektir. Biz bunu biliyoruz ve yapacağız. Yine dostlarımızla birlikte iktidar olduğumuzda cümlesini kurarken sorunlarınızı çözmeye talibim dedi. Ben sizin sorunlarınıza talibim. Sorunlarınıza. Ben bu ülkenin sorunlarına talibim. Biz beraber, birlikte Türkiye'nin var olan bütün sorunlarını çözebiliriz. Siyasetin ahlaki zeminde büyümesi ve yürümesi lazım. Ahlaki zeminde. Sözüm var. Allah nasip ederse dostlarımızla birlikte iktidar olduğumuzda meclise ilk sevk edeceğimiz bir numaralı kanun siyasi ahlak kanunu olacak. Bir siyaseti, siyasete girdikten sonra zenginleşmişse bilin ki malı götürmüştür. Hayrettin Bey izleyicimiz mesaj göndermiş, diyor ki
kim olursa olsun oy vermeye gideceğim. Onunla aynı fikirde olmayan seçmenler de var. Kim olduğu önemli muhalefetin adayının diyenler de var. İsimler üzerinden tartışma başlamış durumda, ne yalan söyleyelim, ama orta yerde duran dağ gibi sorunlar yumağı da var. Bu sorunlar nasıl çözülecek? Örneğin ekonomi ne olacak? Paramız değer kaybetmeye devam ediyor. Yeni haftaya başlarken bir kez daha rekor kırdı dolar, onu anlatayım efendim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz